Değerli basın mensupları, 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılan Cumhurbaşkanı seçimi ve 27. dönem milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Bu seçimde seçmen sayısı 56.322.632, sandık kurulu sayısı 180.065, cezaevi sandık sayısı 493, cezaevi seçmen sayısı 84.924, gümrük sandık sayısı 81, yurt dışı seçmen sayısı 3.047.323, temsilcilik oy kullanma 1.357.676, gümrük oy kullanma 167.990, yurt dışında toplam oy kullanma 1.525.666, %50.11 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerimizin kullandığı oylar daha önce getirilerek güvenli bir şekilde saklanmış ve bugün yurt içi seçmenlerimizin kullandığı oylarla birlikte büyük oranda sayılmıştır. Yurt içinde oy verme işlemlerinin takibi ve bu oyların sayımı 7 kişilik sandık kurulları tarafından yapılmakta olup kurulda kamu görevlisi olan bir başkan ve bir memur üye ile 5 siyasi partili üye görev yapmaktadır. Yapılan sayım ve döküm işlemleri sonucu içinde 5 siyasi parti üyenin yer aldığı sandık kurulları tarafından tutulan sandık sonuç tutanakları yine bu sandık kurulunca ilçe seçim kuruluna teslim edilmekte ve bu sonuçlar 4 siyasi partili üyesi olan ilçe seçim kurulunca siyasi partiler sisteme ayrıca bildirdikleri temsilcilerin huzuru ve gözetim ile sisteme girilmektedir. Oyların girilmesi sırasında sandık kurullarınca tutulan ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları da resim formatında taranarak sisteme yüklenmektedir. Sisteme girilen sonuçlar ve resim formatlı sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları Yüksek Seçim Kurulu'na geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır. Bununla da yetinilmeyip sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır. Şu anda sandığın başında tutulan sayım döküm cetveliyle yine sandık kurulları tarafından tutulan sandık sonuç tutanakları görmektesiniz. Bunlarda bulunan kare kodlar aracılığıyla bize geldiği anda tüm siyasi partilerle bunlar eş zamanlı olarak 2014 yılından bugüne kadar paylaşılmaktadır. Sadece siyasi partilerle paylaşılmakla kalmayıp 2014 yılından bugüne kadar 81 milyon vatandaşımızın incelemesine de açık tutulmaktadır. Böyle bir taranarak yapılan işlem dünyada ilk ve tektir. Bu da seçim güvenliği açısından çok önemlidir. 2014 yılından bugüne kadar bunların değiştirildiği yolunda bize herhangi bir itiraz gelmemiştir. Yüksek Seçim Kurulu ekseriyeti siyasi partili üyelerden oluşan bu sandık kurulları ile ilçe seçim kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını alt alta koyarak toplamak suretiyle seçim sonuçlarını açıklamaktadır. Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibariyle alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 6.271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 4. maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kurulumuza intikal eden kesin olmayan sonuçlara göre %10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan siyasi partiler Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, İyi Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak
belirlenmiştir. Sandık sonuç tutanaklarının taranıp sisteme alınması nedeniyle Sessiz'de vatandaş portalı geçici olarak durdurulmuştur. 5-10 gün sonra seçimlerin kesinleşmesinden sonra tüm vatandaşlarımızın incelemesine de açılacaktır. Yurt dışında 60 ülke 123 temsilcilikte ve yurt içinde yapılan seçimde görev yapan merkez ve taşra teşkilatı personelimize, il, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerine, güvenlik güçlerimize, teknik ekibimize, kağıt imalinden basımına ve tesliminde kadar görev alan personellere, seçim iş ve işlemleriyle ilgili görev yapan Dışişleri Bakanlığı ile diğer bakanlıkların yöneticilerine ve personellerine, siyasi partilerimize, uzun süredir yoğun gayret gösteren siz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Seçim sonuçları 29'unda açıklanabilecek mi takvime göre 29 Haziran'dı? 11-12 günlük bir süre var. İtiraz süresi onlar geçtikten sonra kesin sonuçları açıklayacağız. Arkadaşlar, Saadet Partisi biraz önce barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler içinde konuşurken atlanılmış. Ben kendilerine özür diliyorum. Onu da açıklamış olayım. Teşekkür ederim. Başkanım, başkanım. Tamam. Tamam.